son genişletilmede sökülüp hareme katılmıştır. Onunki harem içerisindedir. Gamame'nin olduğu yer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer mescidler isimlerini taşıdıkları Hulefai Raşidin Hazaratı'nın makamlarıdır. Malum insanlar fani, makamlar baki. Biz bu makamları ziyaretle sahiplerini ziyaret etmiş oluyor. Onları ziyaretle de inşallah onların ruhaniyetlerini hoşnut ve razı eyleyerek şefaatlerine nail-i mazhar olacağımıza inanıyoruz. Cenab-ı Hak ziyaretimiz vesilesiyle önce Efendimizin, saniyen Hulefai Raşidin Hazaratı'nın şefaatlerine hepimizin nail-i mazhar eylesin. Hepimizin bildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi doğuşlarından irtihallerine kadar sürekli bir bulut Efendimiz'i takip eder, güneşe karşı korur, kollar şemsiyelik vazifesi yapardı. Ne zaman kainatın efendisi Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti, onunla birlikte o bulut da hicret edip gördüğümüz mescidin üzerinde istikrar ederek sürekli Efendimiz'i bekleyip durdu. Ne zaman kainatın efendisi Hane-i Saadet'ten veya Mescid-i Nebevi'den Medine-i Münevvere içine veya Medine-i Münevvere dışına hareket etse, bulut da buradan hareket eder, Efendimiz'i takip eder, güneşe karşı korur, kollardı. İşte o bulutun bulunduğu bu mekan, bu mahal kaybolmasın diye Emevi halifelerinin Medine-i Münevvere valisi olan Ömer İbni Abdülaziz zamanında onun tarafından yaptırılan mescide bulut manasına Mescidül Gamame denmiş. Görüldüğü gibi buluta delalet etsin diye küçüklü, büyüklü, indirimli, bindirimli 10 tane kubbesi vardır. Bulutlar da böyle ya. Zaman içerisinde tahribata uğrayıp tamirat, tadilat görmüş. En son ecdadımız zamanında Sultan Abdülmecid döneminde onun tarafından aslına uygun siyah granitlerle yenilenmiştir. Ecdat eseridir. 5 vakit namaza açık ancak namazlardan sonra kapatılıyor. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya ilk hicret ettiği zaman Mescid-i Nebevi 1060 metrekare olarak yapıldı. Hicretin 7. yılından sonra 2500 metrekareye yükseltildi. Hayber fethedilince Hayber ganimetlerinin bir kısmı buradan ihram gelip giyip Hudeybiye'de ihramdan men olunan, ihsar vakı olup Hudeybiye'den men olunan Eshab-ı Kiram'a taksim edildi. Onlar bir gecede zengin oldu. İnşallah siz o niyetle giymeyin ama Hudeybiye'den mutlaka ihram giyin. O ihramın bereketiyle o gündür bugündür oradan ihram giyenler hep zengin olmuştur. Cenab-ı Hak sizi de zengin eylesin. O Hayber ganimetlerinin bir kısmı Mescid-i Nebevi'ye tahsis edilerek Mescid-i Nebevi 2500 metrekareye yükseltildi. Ravza'ya girerken direklerin üzerinde, sıra sıra direklerin üzerinde Haddü Mescid-i Nebi Aleyhisselam diye yazıyor. O bölüme kadar Efendimizin zamanında genişletildi. Binaenaleyh o tarafta namaz kılacak olursanız direklerden öbür tarafta Efendimizin hücresine doğru olan yerlerde kılarsanız müstehaptır. İlk mescitte namaz kılmış olursunuz. O bölüme kadar genişletilmiş oldu. Ama ilk etapta 1060 metrekare olarak yapıldığından dolayı her geçen gün Müslümanların adedi artıyor, çoğalıyor. Mescid-i Nebevi değil, öyle cuma ve bayram namazları, normal vakit namazlarında dahi cemaati almaz oldu. Hatta bir öğlen namazında tam gamet gelmiş, Efendimiz Allahu Ekber diyecek. Fakat öyle kalabalık ki cemaat, içeride yer yok. Arkadan bir tanesi Efendimiz'e, ya Resulallah, mescid ne kadar genişletilse yine de almıyor demiş. Bunun üzerine Efendimiz, benim mescidim bu taraftan Yemen'e kadar, arkayı göstererek bu taraftan da Şam'a kadar genişletilse yine benim mescidimdir buyurmuş. Hem genişletileceğine işaret var, hem merkez burası olmak şartıyla ne kadar genişletilse genişletilsin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescididir. Dolayısıyla vakit namazlarında dahi cemaati almaz oldu. Bundan dolayı Efendimiz hicretin 2. yılından itibaren irtihallerine kadar bütün bayram namazlarını bu mescidin olduğu yerde kıldırmış. Yarın duyacaksınız, bazılarınız duydu. Hendek Harbi'nin olduğu dönemlerde Medine-i Münevvere'de aşırı derece kuraklık olmuş. Efendimiz burada yağmur duası yapmış. Hem bayram namazı kıldırdığından hem yağmur duası yaptığından dolayı burayı musalla, namazgah olarak isimlendirmiş ve Medine-i Münevvere'de mescidimle namazgah arası kadar kıymetli, faziletli, değerli hiçbir yer yoktur buyurmuştur.
Şu anda biz neredeyiz? İkisinin ortasındayız. Yani Medine Münevvere'nin en kıymetli, en değerli yerindeyiz. Devamında da namazgah da ravza gibi cennet bahçesidir. Ben hem ravzada olanlara hem de namazgahta olanlara şefaat edeceğim. Hazreti Allah hem ravzada olanlara hem de namazgahta olanlara rahmet eylesin diye rahmet duası okumuş. İşte hem Efendimizin şefaatine hem de Yüce Rabbimizin rahmetine nail-i masar olmak niyetiyle bu makamı ziyaret etmiş olduk. Cenab-ı Hak her ikisine de nail-i masar eylesin. Amin. Hatta bak hoca efendiler biliyorlar, siz de duydunuz. 3-5 yerde de içeride yazıyor. Ravza ile alakalı meşhur hadis-i şerif. Ma beyne beyti ve minberi ravzatun min riyazil cenne ve minberi ala havzi. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim de havzımın üzerindedir buyurdu. O hadis-i şerifin başka bir rivayeti de ma beyne beyti ve beyne musalla ravzatun min riyazil cenne. Evimle namazgah arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuştur. Dolayısıyla bulunduğumuz yer cennet bahçesidir. Dünyadayken girmişiz. Cenab-ı Hak ahirette de girmeyi nasip eylesin. Amin. Çok özür dilerim. Bir kere, iki kere, üç kere gelmiş. Bugün ne var programda? Mescid ziyareti var. Canım ben daha önce ziyaret ettim. Kapalı değil mi? Neye gideceksin? Deyip otelinde yatan veya başka bir programa bakan insanlar oluyor. Bakın üç kere değil, on kere değil, yüz kere gelsek 101.ye geldiğimizde ilk defa geliyormuş gibi gelir, o şekilde dinlersek istifade ederiz. 100 kere gelmişiz ama bizim nasibimiz 101. de. 1000 kere gelmişiz, bir şey istifade edememişiz. Belki bizim nasibimiz 1001. de. Öyle değil mi? O zaman 1001.ye geldiğimiz zaman ilk defa geliyormuş gibi programa katılır, iştirak eder. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi dinlersen istifade edersin. Ben biliyorum dersen doluyorsun zaten. Dolu kap bir şey almaz ki. Döktüğün yukarıdan da aşağı taşar. Biz kitaplarını okuduğumuz abilerimiz, büyüklerimiz geliyor. Özür dilerim. Önümüze oturuyor. Daha ilk defa gelmiş gibi dinliyor. Hasan Hoca teşekkür ederim. Her gelişimde ayrı feyiz alıyorum diyor. Ama ben bu kitapları yazdım. Sen tereciye tere satıyorsun demiyor. Oturuyor önüne. Cahilmiş gibi böyle, ümmiymiş gibi oturup dinliyor ama ne diyor? Her gelişimde ayrı istifade ediyorum, ayrı feyiz alıyorum diyor. Bu iş böyledir. Herkes buralardan niyetine, ihlasına, samimiyetine göre istifade eder. Şunu da söyleyeyim, buralara boş gelen dolu gider. Zannetmeyelim ki her boş gelen dolu gider, dolu gelip boş giden de olur. Cenab-ı Hak bizi öyle olmaktan muhafaza etsin. Amin. Peki o bulut ne oldu? Buradaki bulut ne oldu? O bulut Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihaliyle hem Medine-i Münevvere hem bütün kainat öksüz kaldığı gibi bu bulut da öksüz kalmış. Efendimizin ayrılışına, firakına 6 ay kadar daha dayanabilmiş. 6 ay sonra o da kaybolup gitmiştir. Şu gördüğümüz güvercinler Efendimiz'i hicret esnasında Sevir'de müşriklere karşı koruyup kollayan bir yabani çift güvercin vardı. Onlar da Efendimiz'le birlikte buraya hicret ettiler. Fi rivayetin pisliğini yapmıyorsa onların neslinden, yapıyorsa başka güvercinlerin neslindendir. Bunlara da yem atmanın usulü adabı vardır. Çünkü usulü olmayanın usulü olmaz demişler büyükler. Bu usulü ben sohbetin sonunda size tarif edeceğim. Ama Hoca Efendi şimdi yem atmayı tarif edecek diye de sohbeti bırakıp yem almaya gitmeyin. Yaşadığımız şey, baştan ikaz edelim yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından döndükten 70 gün sonra aslında Efendimiz sapasağlamdı, hiçbir rahatsızlığı yoktu ama ilahi takdir bir baş ağrısı geldi çattı. Her geçen gün bu ağrılar arttı, 13 gün sonra da ahirete intikal etti. Efendimizin ölüm hastalığı 13 gün sürmüş. Fahri kainatımızdan sonra Cenab-ı Sıddık Ekber Hazretlerinin halife olacağına dair birçok alametler, işaretler, naslar, deliller vardı. Kaldı ki ezelden ebede cereyan edecek bütün hadiseleri Cenab-ı Hak ezelde takdir etmiş. Vakti zamanı geldiği zaman takdir edilene uygun olarak halk etmiştir, halk etmektedir, edecektir. Özür dilerim, takdir edersiniz ki bir zerre bile takdirsiz olmazsa,
Öyle değil mi? Bir zerre bile takdirsiz olmazsa koca bir halifenin halifelerden sonra gelen emirin tayini, tespiti gelmesi takdirsiz olur mu? Hiç olmaz. Değil mi? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezvacı tahirata zaman zaman hem hallerine göre geçmişe veya geleceğe ait sırlar söylerdi. Bir defasında Hazreti Ömer Efendimizin kerimeleri Hafsa validemize, ya Hafsa, benden sonra halife Ayşe'nin babası Ebu Bekir, ondan sonra da senin baban Ömer olacak buyurmuştur. Efendimiz yıllar önce söylemiştir. Kuba'da mescidi yaparken önce taş getirdi, mihrap olacak yere koydu. Kendi taşını. Ya Ebu Bekir sen de bir taş getir, benim taşımın kenarına koy, koydu. Ya Ömer sen de bir taş getir, Ebu Bekir'in taşını kenarına koy, koydu. Ya Osman sen de bir taş getir, Ömer'in taşını kenarına koy, koydurdu. Bakın kendilerinden sonra hilafetin de bu tertip üzere olacağını nesidir? Bir alameti ve işaretidir. Buna benzer birçok alametler, işaretler vardı. Efendimiz ahirete intikal edince tam karşımıza bakın Elef Tayyip Oteli var, kahverengi. Onun bu tarafı saçların arasından görünüyor. Tepeye çıkılınca daha çok yüksek görünür. Şu anda genişletilmenin içerisinde Beni Saide Gölgeliği. Ta Efendimizin zamanında vardı. O Beni Saide Gölgeliği'nde bütün Eshab-ı Kiram'ın ittifakı ve biatıyla Cenab-ı Sıddık Ekber Hazretleri halife seçildi. Yaş itibariyle Efendimiz'den 2 yaş küçüktü. 2 sene, 4 ay, 10 gün halifelik yaparak o da Efendimiz gibi 63 yaşında ahirete intikal etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hubbu zat-ı ilahiyeye bil esale sahip iken Cenab-ı Sıddık Ekber radiyallahu teala an zatil atar Efendimiz bil verase sahiptir. Bak bu tabirleri belleyin, benim sözüm değil bu, pirana ait sözler, öyle değil mi? Bir daha söyleyeyim, adam şarkı türkü ezberliyor. Mübarek sen üstazının, piranın sözünü neye belleyeyim? Bir cümle, öyle değil mi? Adam koca bir efendim türkü şarkı belliyor veyahut da başka bir söz belliyor. Öyle değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hubbu zat-ı ilahiyeye bil esale sahibiken Cenab-ı Sıddık Ekber Hazretleri bil verase sahiptir. Efendimiz'e yani Efendimiz'e peygamberlik hariç ne verildiyse aynısı veraset yoluyla Sıddık Ekber Hazretleri'ne verilmiştir. İkisinin arasında sadece nübüvvet farkı vardır. Cenab-ı Hak benim sadrıma ne döktüyse ben de onu Ebu Bekir'in sadrına döktüm buyuruyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Cenab-ı Hak onu yarattığı zaman Cennet-u Ala'ya ey cennet ben seni bugün yarattığım kulum Ebu Bekir'i sevenlerle dolduracağım buyurmuş. Mektubat-ı Şerife'de var İmam Rabbani Hazretleri cennet Cenab-ı Sıddık Ekber Hazretleri'nin nuruyla dolu. İnsanlar onun izin ve icazetiyle cennete girecek. Hazreti Ömer Efendimiz de onun izin verdiklerinin elinden tutup cennete koyacak buyuruyor. Arş-ı Ala'nın etrafında 70 tane alem varmış. O alemlerin sakinleri Sıddık Ekber Hazretleri ile Hazreti Ömer Efendimiz'i sevenlere tevbe istiğfarla meşgulmuş. Cenab-ı Hak ne kadar razı ve memnun olacaksa o şekilde onları sevmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Peygamberlerden sonra güneş Ebu Bekir'den daha faziletli birinin üzerine doğmadı. Bu ümmetin imanı terazinin bir kefesine, Ebu Bekir'in imanı öbür kefesine konsa elbette Ebu Bekir'in imanı ağır gelir bir Efendimiz. Koca bir ümmetin imanı bir kişinin imanı yapmıyor. Nasıl bir imana sahip Cenab-ı Sıddık Ekber Hazretleri? Dolayısıyla Allah Zülcelal onun hakkında Muhammedün Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vellezine ma'hu. Onunla beraber olanlar buyurdu. Birinci derecede Efendimizle beraber olan kimdir? Sıddık Ekber Hazretleri. İslam'dan önce beraber, İslam'da beraber, hicretten önce beraber, hicrette beraber, hicretten sonra beraber, hayatı beraber, mematı beraber. Alemi kabirde, alem berzakta beraber, mahşerde, cennette, cemal ilahide sonsuza dek Efendimizle beraber olmayı sadece Cenab-ı Sıddık Ekber Hazretleri ihraz etmiştir. Ne büyük rütbe değil mi? O Ebu Bekir sabahçıların babası kalkar, teheccüdünü tesbihini kılar, sabahlara kadar Allah'ın nuruyla gönlünü kebap eder. Ya Rabbi vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki
cehennemini benimle doldur, ümmeti Muhammed'e orada yer kalmasın diye dua ederdi. İşte bizim re'is ve reisimiz, menbe-i feyiz ve nurumuz böyle zatlardır. Cenab-ı Hak onların yoluna girmeyi ve milim ayrılmamayı hepimize nasip eylesin. Amin. İnsan oraya girmekten böyle direnir mi ya? Değil mi? Onların yoluna girmeye direnir mi? Böyle ayağını böyle şey dayayıp da direnir mi? İşte bizim büyüklerimiz, piranımız böyle zatlardır. Piran Hazaratı'nın Efendimiz'e ilk bağlanan halakası Cenab-ı Sıddık Ekber Hazretleri'dir. Hal böyle olunca o Efendimiz'in hem halifesi hem de varisi olması sebebiyle Efendimiz'den sonra onun yolunu, izini aynen takip etmiş, sünnetini harfiyen tatbik etmiş. O da hilafeti zamanında bütün bayram namazlarını Efendimiz'in kıldırdığı yerde kıldırıp ancak edeben tam onun kıldırdığı yerde kıldıramam diyerek 40 metre gerisinde o mescidin olduğu yerde kıldırmıştır. Yine o mekan kaybolmasın diye Ömer İbn Abdülhazretleri tarafından yaptırılan mescide, Mescid-i Ebu Bekir'in Sıddık denmiş. O da zaman içerisinde tamirat, tadilat, en son Sultan 1. Mahmut döneminde, ecdadımız zamanında aslına uygun siyah granitlerle yenilenmiştir. O da Osmanlı eseridir. Ama bugün itibariyle 5 vakit namaza kapalıdır. Sıddık Ekber Hazretleri'nin vasiyetiyle Hazreti Ömer Efendimiz halife seçildi. 10 sene kadar halifelik yaptı. Adaletiyle dünyaya numune oldu. Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi kendi yolunda şehadetle beni rızıklandır. Ölümümü de Resulünün beldesinde kıl diye dua ederdi. Cenab-ı Hak duasını kabul etti. Bir gün sabah namazına giderken mescid içerisinde suikasta uğradı ve ruhunu teslim etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet benden sonra peygamber gelmiş olsaydı elbette o Hattab oğlu Ömer olurdu. Ömer dünyadakilerin nuru, ahirettekilerin ışığı olacak buyurmuş. Başka bir hadis-i şerifte de es-sıdku vel-hakku min ba'di ma'a Ömer'e hayfü mâken. Benden sonra doğruluk, hak ve adalet Ömer neredeyse onunla beraber olacak buyurmuştur. O da hilafeti zamanında mescidin olduğu yerde namaz kıldırmış, dualar etmiş. Yine onun namaz kıldırdığı mekan kaybolmasın diye aynı zat tarafından yaptırılan mescide Ömer radıyallahu anh demiştir. O da en son ecdadımız tarafından yenilenmiş, o da ecdat eseridir. Bugün itibariyle o da namaza kapalı, hatta o inşaatlar arasında kaldığından diğerlerine nispetle biraz daha gariptir. Size bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu söylediğimiz bütün mescitleri o mübarek zat yaptırmış. Ömer İbn Abdülhazretleri. 7 sene burada halife valilik yapmış. 7 seneye yılları sığdırmış. Ezvacı Tahirat'a ait hücreler, Eshab-ı Kiram'a ait evler sökülüp Mescid-i Nebevi'ye katılmış. Böyle kalsın diyenler olmuş, hayır ihtiyaç var, mescide ihtiyaç var deyip söktürüp Mescid-i Nebevi'ye katmış. Bu mekanlarda kaybolmasın diye bak, bu mekanı, Gamame'yi yaptıran odur. Hulefai Raşid-i Nazarat'ına ait şu saydığımız mescitleri yaptıran odur. Kıbleteyni, Cuma'yı, secdeyi, İcabe'yi, böyle Medine-i Münevvere'deki meşhur bütün mescitleri hep Ömer İbn Abdülhazretleri yaptırmış. Maalesef şu anda ama türbesi hem bombalandı hem de yakıldı. Değil mi? Ya şu anda Cenab-ı Hak kurtarsın ne diyelim, şefaatlerinden ayrı masal etsin. Bir ince nokta husus onu buraya, Hoca Efendilerin dikkatine, Hoca Hanımların, onu buraya gönderen Kayıt Bay küçük bir şey yapmasını emretmiş burada. O da yapmamış, derhal vazifeden almış. Bizim hem canımız hem malımızın tasarrufu büyüklere aittir. İstedikleri şekilde tasarruf etmeye salahiyetlidirler, değil mi? Evet, Hazreti Ömer Efendimiz'den sonra Hazreti Osman Efendimiz, arif olanlar anlasın. Hazreti Osman Efendimiz halife seçildi. En uzun halifelik yapan odur. 11 sene, 11 ay, 18 gün halifelik yapmış. 12 gün daha olsa tam 12 sene olacak. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce ona kerimeleri Rukiye validemizi nikahladı. Onun irtihaliyle Ümmü Gülsüm validemizi nikahladığından dolayı kendisine iki nur sahibi manasına Osmani Zinnureyn dendi. Efendimizin meclisine diğer sahabeler gelip girdiklerinde Efendimiz oturdukları yerden şuraya otur, buraya otur diye yer gösterirken Hazreti Osman Efendimiz gelip girecek olursa ayağa kalkar, ona hürmet eder, ayakta yer gösterirdi. Kendilerinden bunun sebep ve hikmeti sorulduğunda da اَسْتَحْيِ رَجُلًا تَسْتَحْيِ مِنْهُ الْمَلَاكَ kendinden meleklerin dahi haya ettiği bir kişiden ben haya etmeyeyim mi?
Osman'da 99 bakire kır hakkı sayas var buyurdu. Onun en çok sevdiği şey Kur'an-ı Kerim okumaktı. Evinde Kur'an-ı Kerim okurken veyahut istirahat halindeyken Yahudi asıllı Abdullah İbni Sebe'nin kışkırtması neticesi en yakın arkadaşı ve dostunun oğlu tarafından şehit ettirildi. Karşısında kendini öldürmeye gelen kişiyi görünce tabii hayretler içerisinde kaldı. Geçmişi hatırlattı ama o kararlıydı. Madem kararlısın, sen bu işi yapacaksın. Müsaade et de biraz Kur'an-ı Kerim okuyayım, ondan sonra vazifeni yerine getir dedi. O da müsaade etti. Gece kıyafetlerini değiştirip normal kıyafetlerini giydi, abdestini aldı. Fatiha-i Şerife'den başladı. Sure-i Bakar'ın İstenzübillah, Fesekfîkehumullah ve Hüvessemiûl-Elim ayetine gelince katil dayanamayıp hançeri kalbine sapladı. Vücudundan akan kanlar o ayetin bulunduğu sayfaya döküldü. Kur'an-ı Kerim şu anda Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Hazreti Osman Efendimiz'in şehadetiyle Müslümanlar arasında içtihadi bir ihtilaf çıktı. Nedir o ihtilaf? Hazreti Ali Keremallahu Efendimiz onun taraftarları, bak bu itikadi meseledir, iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Yoksa biz de hata ederiz bakın, öyle değil mi? Onlar önce Müslümanlar halifesiz kalmış, başsız kalmıştır. Binaenaleyh katile kısası tatbik edecek halifedir. Önce halife seçilsin, sonra kısası tatbik edilsin demişler. Ama bir taraftan Hazreti Muaviye Efendimiz onun taraftarları Müslümanların halifesini katleden katile bir an dahi hayat hakkı tanınmamalı. Önce kısas tatbik edilmeli, sonra halife seçilmeli demişler. Hangisi doğru? İkisi de doğru. Bu bir içtihattır, öyle değil mi? Bu bir içtihattır. Eshab-ı kiramın tamamı müçtehittir. Müçtehit, içtihadında isabet ettiği zaman 10 sevap, hata etse dahi günah olmayıp yine bir sevap vardır. Benim eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız hidayet bulursunuz buyuruyor Efendimiz. Hangisinin yoluna düşsek o yol bizi kime getirir? Efendimiz'e. Hangisinin elinden tutsak o el bizi kime ulaştırır? Efendimiz'e. Dolayısıyla eshab-ı kiramın tamamı müştehittir. Kesinlikle o haklı, diğeri haksızdır gibi ileri geri konuşmamak lazımdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta, İmam Şafii Hazretleri buyuruyor, onun sözünü naklediyor. Onlar halife seçelim, yok kısas tatbik edelim, yok kısas tatbik edelim, yok halife seçelim diyerek ellerini kana bulamışlar. Biz ise o haklı, diğeri haksızdır gibi ileri geri konuşarak dillerimizi kana bulamayalım buyuruyor. Kim buyuruyor? İmam Şafii Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda da o Cemel ve Sıffin hadiselerinde Eshab-ı Kiram arasında vakı olan o elim hadise bir gandır. Onlar ellerini kana bulamışlar. Biz ise onlar hakkında konuşmayarak dillerimizi o kandan temizleyelim buyurur. Ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Müçtehit sözü, piran sözü. Onun için kesinlikle onlar hakkında konuşmayız. Mümkün mertebe başkalarını konuşturmayız ama üzülerek ifade edelim ki bütün dünyada olduğu gibi bugünlerde memleketimizde de değil efendim Eshab-ı Kiram hakkında, Efendimiz hakkında bugünlerde takip etmeyin, gerçi ediyorsanız da efendim az takip edin, niyetleriniz bozulur, imanlarınız bozulur. Ayeti kerimeleri eleştirerek Cenab-ı Hakk'ı eleştiren insanlar var, onlarca. Bizim hafızamız almıyor bakın. Bir ümmet olarak, aziz kardeşlerim, üzüntümü ifade ediyorum. Bir ümmet olarak insan peygamberini nasıl eleştirebilir? Efendimiz ben Miraç'a gittim diyor, gitmemiştir diyor. Bir kul olarak bir kul olarak insan Halık'ını nasıl eleştirebilir? Ama nefsi emmare böyledir işte. O kendini yaratanı bile kabul etmemiştir ki, onun karşısına düşman olarak dikilmiştir. Seni beni nasıl beni takar mı? Seni beni takar mı? Yeminle söylüyorum. Bakın Hasan Hoca şurada size 45 dakika olmadı bir saat sohbet edecek değil mi? Gün kaç saat? 24 saat. Benden sonra unutmayın. Benden sonra 23 saat nefsi emmare bize korsan yayın yapar. Hiç onun dediği gibi değildir. Onun en büyük ahlak-ı zemimesi iyiye kötü, kötüye iyi demektir. Siyaha beyaz, beyaza siyah der. Hasan Hoca'nın dediği gibi değil der. Ahmet Hoca'nın, Ali Hoca'nın dediği gibi değil der. 23 saat korsan yayın yapar, zehrini kusar. Onun için hele küfürden sonra nefs-i emmarenin en büyük ahlak-ı zemimesi kibirdir. Hele o kibir de ilim yoluyla girdiyse çıkması çok zordur. İki tane kitap karıştırıyor. Ondan sonra
peygamberini eleştiriyor, Halık'ını eleştiriyor. Biz eleştirmeyiz. Biz bilemeyiz Cenab-ı Hakk'ı zatında, sıfatında, esmasında ve efalinde Mevlamız neyse. Ama neyse aynen inanıyoruz, kabul ediyoruz. Bütün hücrelerimizle tasdik ediyoruz. Öyle değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. 24 saat Cenab-ı Hak varlığını, birliğini, kibriyasını aralıksız ilan ediyor. Güzel müezzinler var. Böyle halimin iyi olduğu zamanlar var ya, açıkçası böyle haykırasım geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah her şeyden büyüktür. Elbette ya Rab, sen Halik'sin. Senin dışında, zatının dışında her şey mahluktur. Mahluk Halik'inden büyük olmaz ki. Elbette Halik büyük olur. Onun için sen her şeyden büyüksün. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Elbette ya Rab, ilah bir tane olur, o da sensin. İlah bir tane, Allah bir tane olur, o da sensin ya Rabbi. Başka ilah olmaz ki, değil mi? Bir tanedir. Şahit ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Ya Rabbi, ben Efendimizin senin şan yanında nasıl bir izzete, şerefe, sevgiye, muhabbete Efendim sahip olduğunu bilemem. Ama nasılsa aynen inanıyorum, kabul ediyorum, bütün hücrelerimle tasdik ediyorum. Piranımız, üstazımız, büyüklerimizin yanında, Efendimizin yanında, Cenab-ı Hakk'ın yanında nasıl bir tasarrufa sahipse aynen inanıyoruz, kabul ediyoruz, bütün hücrelerimize tasdik ediyoruz, değil mi? Efendimizin, bakın, hicretinden sonra veya hicretinden sonra 30. yıllarında torunlarından, kız torunlarından bir tanesi, hatırıma ismi gelirse söylerim, bana nasıl bir imana sahip, kazara Cenab-ı Hak beni cehennemine atsa, elime geçirdiğim bir tevhid kılıncıyla o cehennemin altını üstüne getirin buyuruyor. İman budur işte. Değil mi? İman budur. Allah Zülcelal onlar gibi Efendimiz Mevlamıza nasıl inandıysa, Eshab-ı Kiram, Ehl-i Beyt Resulullah, Piranımız Mevlamıza nasıl inandıysa, aynen öyle inanıyoruz, kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Mevla-i Zülcelal imanımıza, inancımıza bir halel, bir arıza vermesin. Her şeye rağmen, bunca ihtilafa rağmen, netice olarak Hazreti Ali Keremallahu Efendimiz halife seçildi. 4,5 veya 6 sene kadar halifelik yaptı. O da hilafeti zamanında o mescidin olduğu yerde namaz kıldırmış. Yine Ömer İbn Abdülaziz tarafından o mekan kaybolmasın diye yaptırılan mescide, Mescid-i Ali Keremallahu Efendimiz denmiştir. O da en son Suudlar tarafından yenilenmiş. O Suud yapısıdır. Bugün itibariyle o da namaza kapalıdır. Hazreti Ali Keremallahu Efendimizin zamanında İslam coğrafyası çok genişlediğinden dolayı Müslümanların resmi işlerde, yani halifenin imzasını veya mührünü icap ettiği hususlarda hilafet merkezi olan Medine-i Münevvere'ye gelmeleri zor olduğundan sırf Müslümanlara kolaylık olsun diye hilafet makamını buradan daha merkezi yer olan, daha ortada bulunan Küfe'ye taşıdı ve orada halifelik yaparken vefat etti. Tabii Hazreti Osman Efendimiz'in şehadetiyle başlayan fitne durmadı, dalga dalga yayıldı, adeta zirve yapmıştı. O gün için hayatta olan Eshab-ı Kiram'la tabinin ileri gelenleri bir araya gelip istişare etti. İstişare neticesi hem vücuduna hem kabrine zarar gelmesin diye gizli olarak yıkandı, gizli olarak namazı kılındı, gizli olarak defnedildi. Küfe'de olduğu, Bağdat'ta olduğu, Şam'da olduğu, Şam-ı Şerif'te, Afganistan Mezarı Şerif'te olduğu söylenmekle birlikte dün sabah, bugün sabah söyledim, bir beşinci rivayette gizli olarak getirilip Cennetül Bakiye nakledildiği, buraya defnedildiği rivayeti var. Burada olma ihtimali de var. Nerede olursa olsun o da Halife-i Müslümin'dir, Emir-ül Mümin'indir, üstelik Ehl-i Beyt-i Resulullah'tandır. Ehl-i Beyt-i Resulullah'a muhabbet ise imanın bir cüz'üdür ve son nefeste imanla gitmesine çok büyük dahlü tesiri vardır. Bundan dolayı gıyaben de olsa Hazreti Ali Efendimiz, Keremallahu Hüce Efendimiz de selamlayıp ona da Fatiha ve İhlaslar göndermek lazım mıdır değil midir? Lazım. Kesinlikle lazımdır, aferin. Kesinlikle lazımdır. Onun için de biz de her selamlamada onu da selamlıyoruz. Hatta büyüklerin bize bu usta talimatı vardır. Hem kendiniz hem de Hoca Efendilere kesinlikle Hazreti Ali Efendimiz'i ihmal etmeyin, ettirmeyin. Mutlaka selamlansın diye talimatları vardır. Her zaman selamlardık da 2015 umre sezonunun başında umreci hanımlardan bir tanesi Fatıma Validemiz görmüş. Oturmuş mübarek, boynu bükük, garip garip oturuyor. Valide, bakıyorum da çok üzgünsünüz, rahatsız falan mısınız demiş. Mübarek başını kaldırmış. Yo, rahatsız falan olduğumdan dolayı değil de.
kardeşlerimiz geliyor. Cenab-ı Sıddık Ekber'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı selamlıyorlar. Ali'ye selam vermiyorlar. Onu selamlamıyorlar da ona üzülüyorum buyurmuş. Hele bu hadiseyi duyduktan sonra hiç ihmal etmiyor. Açıkçası ben selamlama yaptırdığım zaman, halimin iyi olduğu zamanlarda, hatta Hazreti Efendimiz'i selamlarken, onun ismini zikrederken biraz da böyle hisleniyor, duygulanıyorum. Sebebi Fatıma Validemiz oradan bizi görüyor, duyuyordur. Efendimiz'e babacığım, Hasan Hoca hem kendisi hem umrecilerin hacılarına benim zevcem Ali'yi de selamlıyor, selamlatıyor. Ne olur hem ona, onun da hacılarına, umrecilerine ne olur babacığım şefaat eder diyordur diye de hisleniyorum, duygulanıyorum. İnşallah öyledir. Anneler merhametlidir. Onun için kesinlikle ihmal etmemek lazımdır. Efendimizin soyu onunla devam etmektedir. Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz malum Fatıma Validemizin evlatları. Fahri kainatımız birisini sağ dizine, birisini sol dizine oturtur. Kaşlarını, gözlerini öper. Bunlar benim evlatlarım, kızım Fatıma'nın oğullarıdır. Bunlar benim dünyadayken sevip kokladığım iki reyhanımdır. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev. Sevenleri de sev buyurmuştur. Cenab-ı Hak onları ve onlardan sonra gelen Ehl-i Beyt Resulullah'ı sevmeyi hepimize nasip eylesin. Tabii torunlar, torunlar çok Efendimiz sevilir. Bilirsiniz dede olanlar bizim gibi. Efendimiz Hane-i Saadet'ten ve Yemes-i Nebevi'den çıkmış dışarıya. Hazreti Hasan Efendimiz dışarıda oynuyormuş. Dedesini görünce koşarak gelmiş, atmış kucağına kendini. Efendimiz almış, kaşını gözünü öpmüş. Ya bırakacak, Efendimizin işi var ama çocuk. Dede, bugünkü tabirle seninle gel saklanmış oynayalım diyormuş. Ne yapsın Efendimiz? Mübarek gözlerini yumuş, hadi git sen, ben seni bulayım demiş. Sen saklan, ben seni bulayım. Efendimiz gözlerini yumuş, gitmiş, saklanmış. Bulunduğu yerden dedem beni bulamaz, dedem beni bulamaz diye bağırıyormuş. Hepimizin yaptığı öyle değil mi? Kapının arkasına saklanıyor çocuk, koltuğun arkasına. Annem beni bulamaz, babam beni bulamaz diyor. Evde saklanmış oynuyoruz hepimiz. Efendimiz de yalancıktan bir oraya, bir oraya, bir oraya bakarken, bakarken gelmiştim olduğu yere, aha buldum seni diyerek almış kucağına, kaşını gözünü öpmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak buralar, oradan burası, başta Efendimizin, Ehl-i Beyt Resulullah'ın, Eshab-ı Kiram'ın, Hulefai Raşid'in hazaratının en çok ayak izlerinin, nefeslerinin, göz nurlarının bulunduğu makam ve mekanlardır. Ebu Said-i Hudri Hazretleri ile Babu Selam'ın olduğu yerden çıkmış Efendimiz, o günün çocukları ellerine sopa almışlar dışarıda, onları silah yapmışlar, harpçilik oynuyorlar. Efendimiz'i görünce silahları doğrultmuşlar, teslim demişler. Efendimiz ellerini kaldırmış. Ebu Said-i Hudri Hazretleri ne yapıyorsunuz demiş çocuklara. Resulullah işinden alın, yolundan koyuyorsunuz deyince Efendimiz ya Ebu Said-i Hudri dokunma sen de kaldır ellerini. O da kaldırmış. Efendimiz şimdi demiş siz bizi esir aldınız. Bırakın da serbest bırakın da gidelim işimize bakalım. Bırakırız ama diyetinizi ödemeniz lazım demişler. Bırakırız serbest bırakırız ama diyetinizi ödemeniz lazım deyince o çocuk o yaştaki çocuğun harp taktiğini nasıl biliyor harp taktiği? Efendimizin o kadar hoşuna gitmiş ki ya Bilal koşarak gelmiş anam babam sana feda olsun ya Resulallah demiş git Ayşe'ye selam söyle onun hücresinde bir avuç kadar kuru hurma olması lazım versin de diyetimizi ödeyelim kurtulalım buyurmuş. Varmış ey müminlerin annesi duvar arkasından ne var ya Bilal Resulullah'ın selamı var ve aleyküm selam senin hücrende bir avuç kadar kuru hurma varmış onları vereceksin Resulullah istiyor ne olacakmış? Resulullah Ebu Said el-Hudri ile çocuklar tarafından esir alındı, diyetini ödeyecek. Onları verip diyetini ödeyecek deyince Ayşe validemizin o kadar hoşuna gitmiş ki hay Allah iyiliklerini versin. Hay Allah iyiliklerini versin diyerek evdeki hurmaları toplamış. Kapı arkasına Bilal Habeşi Hazretleri'ne vermiş. O da getirip Efendimiz'e Fahri Kainat da üçer beşer çocuklara dağıtarak diyetini ödeyerek esaretten kurtulmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum çocuk yaşında amcası Ebu Talip ile Şam'a ticarete gitti. Rahibin ikazı üzere Busra'dan geri döndü. Öyle değil mi? 19 veya 21 yaşında Hatice validemizin kervanını götürdü. Hatice validemiz o kervanla yaptığı kârı hiçbir kervana yapmadı. Amcası Ebu Talip Hatice validemizin kervan göndereceğini duyunca gitmiş. Demiş ki ya Hatice duydum ki kervan gönderecek misin? Kabul edersen kervanın başında yeğenim Muhammed'i gönderebilir miyiz? Hay hay demiş Hatice validemiz.
Ne istiyorsun demiş Hatice Validemiz Ebu Talib'e. Ne istiyorsun demiş, yani ücret olarak 4 tane deve ver yeter demiş. 4 deve ver yeter deyince Hatice Validemiz, ya Ebu Talib, istemediğim, sevmediğim adamlara bile ben istediklerini veriyorum. Sevdiğim insana niye vermeyeyim ki? 4 tane değil 10 tane isteseydin verirdim, verdim gitti demiş. Ve kölesini Efendimizin peşine takmış. Evet. Tamam. Kaç gibi geldi? 10 gibi. Kaç gibi geldi? Hatice validemiz daha çocukluğumdayken kendisine rüyasında, ya Hatice sen ahir zaman peygamberinin zevcesi olacaksın demiş. Hatice validemiz Efendimiz'den önce 2 tane erkekle evlenmiş. Bunlar da çok mazbut insanlarmış. Belki bunlardır ahir zaman peygamberi niyetiyle evlenmiş. Ama onlar çıkmamış. Efendimiz'i tabi Fahri Kainatımız böyle temayüz edince Mekke-i Mükerreme'de gözünü koymuş. 19 veya 21 yaşında Efendimiz'i göndermiş, kölesini peşine takmış. Köle Mekke-i Mükerreme'nin çıkışından dönüşüne kadar gördü bütün harikulade adeleri. Kervan Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşınca Efendimiz'den önce gelip Hatice Validemiz'e anlatmış. Fahri Kainatımız 22 veya 23 yaşına girdiği zaman Hatice Validemiz aynı rüya bir daha görmüş. 2 sene sonra Efendimiz 25 yaşına girince yine amcası Ebu Talip vasıtasıyla evlenmek teklif edilince yutkunmadan kabul etmişler. Hatice Validemiz 40 yaşında, Efendimiz 25 yaşında. 7 tane evladın 6 tanesi Hatice Validemiz olmuş. Evet, gün öğleden sonra okumuştum. Hatice Validemiz rahatsızlanıp böyle son anlarında var ya, Fahri Kainatımız başına oturmuş. Gel ya Muhammed buyurmuş. Tabii hasta. Demiş ki sana vasiyetim olacak. Nedir ya Hatice? Bu vasiyetlerimi yerine getirmeni istiyorum. Birincisi, gözyaşların içerisinde ben sana hakkıyla hizmet edemedim. Öncelikle beni affetmeni istiyorum demiş. Öncelikle beni affetmeni istiyorum. Sana hakkıyla, layıkıyla hizmet edemedim. Olur mu ya Hatice? Yapılması icap eden her şeyi yaptın. Benim için çok yoruldum. Ben seni affettim buyurmuş. İkincisi, ben ölümden korkuyorum, kabirden korkuyorum. Ne olur öldüğüm zaman, sana vahiy geldiği zaman giydiğin abanı benim üzerime giydir de onunla demiş rahmet bulurum, onunla kurtulurum. Tamam buyurmuş. Üçüncüsü de Fatıma validemiz oturuyormuş. Ona işaret ederek, ne olur benden sonra Fatıma'mı hiçbir kimseye emanet etme. Kureyş hanımlarının ona böyle kara bakmasına dahi gönlüm razı değil. Fatıma'ma sahip olmamı istiyorum demiş. Hatice validemiz irtihal etmiş. Efendimiz yıkanma esnasında yardım etmiş. Kefene sarılacağı zaman abasını vermiş. Abasını vermiş Efendimiz gömleğini. O anda Cebrail aleyhisselam gelmiş. Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'ın selamı var. Kulum Hatice her şeyini bizim için feda etti, infak etti. Kefeni de bizden olsun buyurdu. Cennetten bu kefeni gönderdi. Cennetten bu kefeni gönderdi buyurmuş. Mevlamızın gönderdiği kefene ve Efendimizin abasına sarılarak iki kefenle defnedilmiş. Allah-u Zülcelal şefaatlerinden ayrı mazhar eylesin. Bir hocamız buyuruyor, diyor ki bana, abi diyor, her gün diyor, mümkün mertebe böyle unutmadıkça her gün Hatice validemiz başta olmak üzere Ezvacı Tahirat'a ve Efendimizin kerimelerine bir Fatiha 11 rekat okuyorum, ediyorum. Bir daha okuyorum. Valide Sultanımıza, ablalarımızın ruhlarına ediyorum. Bir Fatiha 11 rekat daha okuyorum. Üstazımızın, Kemal Bey abimizin, Kamil Bey abimizin, Ahmet Bey abimizin, Alem Bey abimizin, Tunan Bey'in ruhuna ediyorum diyor. Bir Fatiha 11 rekat daha okuyorum. Kendi annemin, babamın, dedelerimin, ninelerimin, efendim, kısım akrabalarım ruhlarına ediyorum. Her gün ama bunu yapıyorum diyor. Bak, bundan marifettir, öyle değil mi? Cenab-ı Hak aynı marifeti bizlere de ihsan eylesin. Okursak
gündeme okuduklarımız bize büyük bir hayır ve bereket olarak döner. Dolayısıyla aziz kardeşlerimiz, Efendimiz, yani şunu netice olarak, Efendimiz çocuk yaşta ve gençliğinde ticareti çok iyi biliyor. Müslümanların Mekke-i Mükerreme'de bu hususta güçlenmesini, kuvvetlenmesini arzu ediyordu. Fakat buna imkan ve fırsat olmadı. Hepimiz biliyoruz ki Müslümanlar, müşrikler tarafından Bi'set'in 7. yılından 10. yılına kadar 3 sene Ebu Talip mahallesine muhasara edildiler. Bu muhasaranın maddi olarak sebebi, zahiri sebebi, Müslümanlar ekonomik olarak zayıf oldukları içinmiş. Düşünüyorsun ne kadar doğru, aklına ne kadar mantığa yatıyor. Eğer güçlü olsalardı o muhasara olmazdı. Binaenaleyh Efendimiz buraya hicret edince hiç değilse Medine-i Münevvere'de Müslümanların sosyoekonomik olarak güçlenmesini arzu ediyordu. Bu sebeple önce gitti Efendimiz Yahudi pazarlarını gezdi, geldi. Müslümanlar için pazar yeri arıyordu. Her şey aslına rücu eder kaidesince. Öyle değil mi? Kaide değil mi? Küllü şeyin dercüyle aslı. Her şey aslına rücu eder kaidesince. Bakın şurası var ya, şu saçların arkası pazar yeri. 1400 sene önce ve yol, bak insanların gittiği kapı, 6. kapıda ama şu an arkasında hareket halinde. Burayı Efendimiz pazar yeri olarak tespit etti. Burası otel yeri olarak tahsis edilmiş. Hafriyatı dahi yapılmış, eskiler biliyorlar. Yıllarca çukur olarak burada durdu burası. Durduruldu, sonra dolduruldu. Şimdi pazar yeri yapıldı geçen sene. 1400 sene önceki pazar yeri, 1400 sene sonra yine pazar yeri oldu. Aslında rücu etmiş oldu. Efendimiz burayı tespit edince Müslümanlara, işte sizin pazar yeriniz burası olacak. Geniş bir mekandır, hepinizi alacak genişliktedir. Ticaretini yapmak isteyen tezgahını kursun, ticaretini yapsın. Üstelik işgaliye parası da alınmayacak, sizden vergi de alınmayacak buyurdu. Ticaretini yapmak isteyenler kurdular tezgahını, ticarete başladılar. Ama Efendimiz zaman zaman gelip takip ediyor, kontrol ediyordu. Bir defasında geldiğinde bir buğde satıcısı, ne diyorlar ona? Zahireci. Öyle değil mi ya? Kaba tabirle zahireci diyorlar, öyle değil mi ya? Zahireci. Buğde satıcısının buğdayına elini attı, buğdayın içerisine çekince ıslak geldi. Efendimiz ne bu buyurdu? Ya Resulallah, yağmur yağdı da onun için ıslandı. Yağmurla da ıslanabilir, başka bir sebeple de ıslanabilir. Sen malının kusurunu ön tarafa, müşterinin göreceği noktaya çıkarmalısın. Gelen müşteri malın kusurunu görmeli, ona göre fiyat vermeli. Bizi aldatan, siz söyleyin devamını, bizden değildir hadis-i şerifi, işte burada varit oldu. Dolayısıyla buralar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerinin, göz nurlarının, nefeslerinin bulunduğu Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın, hususeli de Hulefai Raşid-i Nazaratı'nın ayak izlerinin olduğu yerlerdir. Cenab-ı Hak onların ayak izlerine yüz sürerek şefaatlerine nail masar olun. Hepimize nasip eylesin. Amin. Dağılmayalım artık ama bakabilirsiniz biraz sonra. Gamame'nin arkasına geçtiğimizde iki otelin ortasından baktığımız zaman, yani şu soldaki otelin hizasından baktığımız zaman ileride malum aynen bak bu siyah taşlar gibi, siyah taş, aynen üzerindeki böyle yuvarlak camları, altında böyle normal camlar olan aynı renkte bu gibi sarı bir bina göreceğiz, istasyon binası. Abdülhamid Han Hazretleri'nin haremden başlatıp haremde bitirdiği Hicaz Demiryolu'nun son noktası. Malum Boğaz'dan bu tarafa Asya, öbür tarafa Avrupa deniliyor. Haremeyn'in kara olarak başlangıç noktası orası olduğu için oraya da ne deniliyor? Harem deniliyor. Abdülhamid Han Hazretleri tabi şu anda malum sebeplerle 10 sene kadar hizmet etmiş, malum sebeplerden dolayı muattal hale getirilmiş, şu anda müze olarak kullanılıyor. Tavsiye ederim gezmenizi, böyle faydalanabileceğimiz bilgiler var içinde. Abdülhamid Han Hazretleri paşalarından birisini bir hizmetçi Medine-i Münevvere'ye gönderiyor. Diyor ki paşa gitmişken Efendimizin türbesinden bana bir avuç toprak getir, onunla şerefleneyim, onunla mübarekleneyim diyor. Baş üstüne padişahım. Geliyor fakat burada hizmet yaparken toprağı almayı unutuyor. Tam buradan ayrılırken o istasyonun hemen berisinde dört etrafı yol olan Amberiye Mescidi var. Amberiye Mescidi'nin olduğu yere varınca hatırlıyor. Ama geri dönmesi mümkün değil. Oraya yer eğiliyor, yerden bir avuç toprak alıyor, bir kutuya, bir çıkıya koyuyor, götürüyor. Padişah huzuruna varıyor, yaptığı hizmetlerle alakalı bilgi malumat veriyor, verirken paşa, benim emanetini yaptın diyor. Getirdim padişahım diyor. Kalkıyor. O kalkınca da kalkıyor tabii. Padişah da kalkıyor. Varıyor, çıkıyı veriyor.
Abdülhamid'in Hazretleri 100 evliya kuvvetinde bir veli. Sıradan bir veli değil. 100 tane veli bir tarafa, o bir tarafa. Kutuyu alıyor veya çıkıyı, avucuna döküyor toprağı. Kemal-i edep ve hürmetle yüzüne, gözüne sürüyor, sürüyor, sürüyor. Sonra burnuna götürüyor. 3 kere, 5 kere kokluyor, kokluyor. Çekiyor toprağı. Paşa, paşa, bunun amberiyesi var ama miski yok diyor. Bunun amberiyesi var ama miski yok diyor. Özür dilerim padişahım, unutmuşum. Medine Minare'den ayrılırken istasyona yakın yerde hatırladım. Dönüşümde mümkün değildi. Oradan alıp getirdim bu toprağı diyor. Özür diliyor. Kendi bu kusurunu affettirmek için toprağı aldığı yere kendi cebinden finansmanını temin ederek, ödeyerek 6666 tane taştan müteşekkil mescit yaptırıyor. Sağlı solu 2 tane minaresi var. Minarelerin basamakları da 14, 114 taneymiş. Kur'an-ı Kerim kaç sure? 114 sure, kaç ayet? 6666 ayet. Mescidin ismine de Amberiye koyuyor. 5 vakit namaz açık. Namazlardan sonra kapatılıyor. İstasyon sınırları içerisinde beyaz Sukya Mescidi var. Böyle küçük bir mescid, beyaz. Onun tarihçesi de Efendimiz buraya hicret edince ilk zamanlar Medine Münevver'in havası, suyu muhacirlere yaramıyor. Bir şey yiyip içtikleri zaman karınları şişiyor, vücutlarında kırmızılar, alerjiler oluşmuş. Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, bu gidişle biz memleketimiz Mekke-i Mükerreme'ye geri döneceğiz. Niye? Buranın havası, suyu, yiyeceği, içeceği bize yaramadı. Yiyip içtiğimiz zaman karınlarımız şişiyor, göstermişler. Vücutlarımızda da böyle kırmızıklar oluştu ya Resulallah deyince, bakmış Efendimiz doğru denilenler, çok üzülmüş. Kalkmış Hane-i Saadet'ten o mescidin olduğu yere giderek dizlerinin üzerine çöküp el açıp Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi, Mekke-i Mükerreme'yi Halil'in, İbrahim Aleyhisselam'ın haremi kıldın. Ne olur bu beldeyi de Habibin olan benim haremim kıl. Ya Rab, hem İbrahim Aleyhisselam'a hem de Mekke-i Mükerreme'ye verdiğin iki katını bana ve bu beldeye ver. Buranın sa'ünü ve müddünü, ölçek birimidir, sa'ünü ve müddünü bereketleyle, buranın havasını, suyunu, yiyeceğini, içeceğini, ümmeti mezhabım hakkında hayırlı ve menfaatli eyle diye dua etmiş. Cenab-ı Hak Habibi'nin duasını o anda kabul etmiş. Bir anda Medine Münevver'in havası, suyu, yiyeceği, içeceği, eshab-ı kiramın ve biz ümmeti merhumenin hayrına ve menfaatine dönüştürülmüş. Medine Münevver'e kadar havası güzel, oksijeni bol, kainattaki hiçbir şehir yok. Olmaz, olamaz. Olabilmesi için Efendimizin oraya gitmesi lazım. Gidemeyeceğine göre olmaz. Ay dahil gökyüzüne ne kadar yıldız, semad, sedir, yıldız, galaksi, efendim, samanyolu, ecran varsa hepsini topla. Güneş eder mi? Güneş etmediği gibi güneşten zerre bile etmez. Binaenaleyh kainatta ne kadar köy, kasaba, şehir, vilayet var hepsini topla. Değil Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etmek, bu iki beldenin çölü, efendim, tozu toprağı çölü çöpü bile olmaz. Onun için Medine-i Münevvere böyle kıymetlidir, böylesine efendim faziletli bir şehirdir. Cenab-ı Hak azami şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin.